Efendim merhabalar. Diyanet TV ekranlarında Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdiğimiz Mevlid-i Şerif'i güzel okuma programına sizler ekranlara başını, siz kıymetli konuklarımızla stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Programımıza kelamların en güzeliyle, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها
والحب العصف والريحان. فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. Ruhumuzu dinlendiren bu güzel Kur'an-ı Kerim tilavetinden ötürü Bursa Ulu Camii İmam Hatibi Sayın Bilal Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar, Kur'an'ı göz nuruyla çoğalsın Kayısade Osmanlar, natını Galip yazsın Mevlidini Süleymanlar, sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetiyle cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed, bahardır, dudaklar ardında aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Sevgili izleyenler, değerli konuklar, yıllardır beklediğimiz başka bir şey daha var. 600 yıldır bu güzel topraklarda okunan Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid-i Şerif'i güzel okuma yarışmasını da uzun zamandır bekliyorduk. Şükürler olsun kavuştuk. Bu güzel ekranlarda Mevlid-i Şerif'i güzel okuma programının 8. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Amir Hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk sevgili Onurcuğum. Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde inşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah iyilik versin. Yunus Hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Keyifli bir yolculukla geldiniz inşallah. Elhamdülillah. Bursamıza. Çok şükür. Sağ ol, elhamdülillah. Sağlık, afiyet içerisinde geldik. Çok şükür olsun. Kıymetli Fatih Hocam, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün ayrıca bir yakışıklıyız, ayrıca bir güzeliz. Hakikaten. O sizin teveccühünüz, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, sizler de hoş geldiniz ve bugünkü kıymetli konuğumuzu hemen tanıyalım. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi Doktor Mustafa Asım Akkuş. Efendim hoş geldiniz. Efendim çok teşekkür ediyorum, hoş buldum. Böyle güzel bir yarışmada bulunmak, çok değerli hocalarımızın yanında onlardan da istifade etmek beni gerçekten çok mutlu ve bahtiyar eyledi. Tekrar bu programı yapan, düzenleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş safa geldiniz. Bu yıl Süleyman Çelebi yılı. Mevlid-i Şerif'i güzel okuma yarışmasıyla da bu güzel stüdyoda seyircilerimizle, izleyicilerimizle birlikteyiz. Nasıl buldunuz stüdyomuzu? Ya bir kere gerçek manada Yeşil Kubbe'nin olması ayrı bir Hazreti Peygamber'e olan muhabbetimizin böyle ruberu temayüz etmemiz ayrı bir gerçek manada insanın kalbine dokunuyor. Çok profesyonel bir stüdyodayız. İnşallah çok değerli Mevlid hanlarımızın okumasıyla da çok daha farklı bir boyutta olacak diye düşünüyorum. Bir kez daha hoş safa geldiniz. Çok teşekkür Sizin ediyorum. De yorumlarınız bizim programımıza ayrı bir renk katacaktır. Estağfurullah. Allah Şimdiden razı olsun. Çok teşekkür edelim.
Evet, yine güzel ülkemizin muhtelif yerlerinden Mevlid Hanlar gelecek, ter dökecekler. Hakk'ın rızası için, Resulullah sevdası için bir bir mevlidleri okuyacaklar. İlk yarışmacımız Bolu'dan geliyor. Yusuf Karakaş, Tevhid Bahri'ni okuyacak. İsmim Yusuf Karakaş. Yarışmaya Bolu Merkez Sümer Camii'nden müezzin kayım olarak görev yapıyorum ve yarışmaya katılmak üzere müracaatımı yaptım. Burada da Tevhid Bahri'ni okumak üzere Diyanet TV'nin hazırlamış olduğu programa katılmak üzere hazır ve nazırım. Ben daha önce yerel televizyonlarda programa çıktığım için heyecanım yok ama buranın atmosferini bilmiyorum. İçeri girince ki o heyecan nasıl olur? Şu anda heyecanım yok. İçerindeki duruma göre bakacağız. İnşallah olmaz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bize bu fırsatı verdiğiniz için hem Diyanet İşleri Başkanlığı'na hem de Diyanet TV'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Seyyidike aynat Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa Salat Allah'a adın zikredelim evvela vacib oldun cümle işte her kula Allah'a adın her kim ol evvela her işi asan eder Allah ana Allah'a adı olsa her işin önü herkese biter olmaya anın sonu her nefesinde Allah adıyla olur her iş tamam bir kez Allah ise aşk ile lisan dökülür cümle günah misli hazan ismi pakin pak olur zikreyleyen her murad erişür Allah diyen aşk ile gelip de Allah diyelim derdi
Birdir ol birliğine şek yokdur. Gerçi yanlış söyleyenler çokdur. Cümle alem yok iken ol var idi. Yusuf Karakaş için seyirci oylamasına geçiyoruz. Seyirci oylamasını tamamladık. Yanımızda Yusuf hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz nasıl? Elhamdülillah. Rabbimize hamdü senalar olsun. Bugünleri bize kavuşturduğu için şükürler olsun diyoruz efendim. Bursa'dan, Bolu'dan geliyorsunuz. Bolu'dan, merkezden geliyorum. 30 senelik görevliyim. Nasıl geçti yolculuk? Yolculuk, ben kendi özel şahsi arabalarımızla geldik. İnşallah dönüşümüzde sizin vasıtanızla ulaşımımızı sağlayacağız. Rabbim memleketimize varabilmeyi nasip eylesin. Allah diyorum. Yol selameti versin. Amin inşallah. Sesinize, sadanıza sağlık. Estağfurullah efendim. Ne kadardır mevlid okuyorsunuz? Şimdi biz erkekler pek yaşımızı söylemeyiz ama ben 30 senelik görevliyim ve 53 yaşındayım. Maşallah. Amir Ateş hocam, İbrahim Peker hocam, İsmail Biçer hocam. İsmail Biçer ve İbrahim Peker benim memleketim. Ben Akşemseddin diyarından geliyorum. O hocalarımın sesleriyle büyüdüm. 12 yaşımdan bu tarafa Mevlid-i Şerif okuyorum. Maşallah. Ama nota bilgim yok. Buna çok üzülüyorum. Ona çalışmaya gayret gösteriyorum ama kulak aşinalığım biraz fazla. Duyduğum bir ilahiyi ve kasideyi hemen akabinde söyleyebiliyorum. Rabbim de bana böyle bir yetenek ne verdi. Ne kadar güzel. Rabbim muvaffak eylesin. Amin. Yorumları merak ediyor musunuz?
Tabii ki. Ben tabii, de çok merak tabii ediyorum. Tabii ki hocam. Amir hocam sizinle başlayalım. Evet, ben Yusuf Bey kardeşimi tebrik ediyorum. Fevkalade güzel bir başlangıç yaptılar. Ve ilk bölümde hemen hemen hiç vezin hatası yapmaksızın Ey Azizler'e kadar geldiler. Fakat Ey Azizler'de bizde bir teamül vardır. Hüseyin'i makamında yapılır. Ve Hüseyin'i makamında yapılan o yer diğer makamlarla yapıldı. Ve orada bir iki hata oldu, vezin hatası oldu. Bir de meyanlara birazcık sert girildi. Tam hazırlık yapmaksızın girildi. Fevkalade usta bir okuyuşu var Yusuf Bey kardeşimin. Ben tebrik ediyorum. Kendisinden fevkalade güzel bir daha okuyuş şeyi beklenebilir. Tebrik ediyorum. Ve kendilerine 88 puan. 88 veriyorum. Puan evet. Aldınız Amir hocamızdan. Allah bereket versin. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Fatih hocam siz neler söylersiniz? Ben de Yusuf hocamı tebrik ediyorum. Gerçekten hocamın dediği gibi ustaca bir okuyuş tarzı var. Birinci meyana kadar göstermediği makamda kalmadı yani. Acem Aşiran'dan Sabah Zemzemeler, Acem Kürdi, Hüseyin'i, sonra tekrar Sabah. Çok güzel. Ama meyan perdesinde yani oktavına çıktığı zaman seste bir çatlamalar oldu. Ve birazcık ses kaybı oldu. Sonra ikinci meyanda da sesi kaybetti. Orada farkındasınız değil mi Yusuf hocam? Sesi kaybettiniz. Yani başlar güzeldi ama sonralara doğru yavaş yavaş artık Acem Aşiran perdesi, Acem Aşiran makamından da bir türlü kurtulamadınız. Evet, evet yani çıkamadınız. Aslında dediniz ya birazcık müzik bilginiz olmuş olsa geçiş hemen geçiş yapabilecek yerler, tiyolar var. Oraları kullanamadınız. Bir de biraz daha seri okursanız çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Yani inşallah çok daha güzel olacak. Benim puanım 89. 89 puan aldınız Fatih hocamızdan. Allah bereket versin. Bereket versin. Evet Yunus hocam sizinle devam edelim. Evet hocalarım birçok gereken şeyi söylediler. Aslında ilave etmem gereken çok fazla bir şey yok ama yani belli bir yere kadar sonuna kadar böyle gidecek mi diye heyecanlı bekledim. Başarılı bir okuyuş hakikaten. Efendim Amir hocamın ifade buyurdukları gibi çok az vezin hatası oldu. Bir hocamızın çok yaptığı hata mısraları bölerek okumak. Aralarda fazlaca nefesler alındı. Yani hiç değilse bir mısrayı bir nefeste rahatlıkla çünkü nefes problemi yok okuyabilir. Mesela dökülür diye duruyor. Bir de bu arada vezin de bölünmüş oluyor. Hmm. Dökülür cümle günah misli kazan. Hiç değilse vezin tamamlandıktan sonra bir nefes alınsa olabilir. Yani vezin tamamlandıktan sonra derken kelimeyi de bölmeden iki kelime bir vezni tamamlıyorsa orada durulabilir. Gibi bir dirol birliği yine oradaki li'yi uzatması lazım. Kudretin izhar edip de Fatih hocamın ifade buyurduğu orada yeni bir meyan açtı hocamız. Çok yanlış bir perdeden oldu o. Mis gibi kokusu. Mis gibi kokusu canlar dağ tüter. Ben de bu vezin yanlışlarını ifade etmiş olayım. Öyle zannediyorum yani vezni bilmediğinden değil de biraz tabii ortamın heyecanından kaynaklandı bu. Çünkü eğer vezni bilmiyor olsaydı yukarıda da birçok hatalar olmuş olurdu. Benim de puanım 90. 90 puan aldınız Yunus hocamızdan. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Asım hocam sizinle devam edelim. Yusuf hocam çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel icranızdan dolayı. Sizi dinleyince aklıma şöyle bir düşünce geldi. Demek ki gelenekten istifade ederek okunan mevlitlerde o tavır, o üslup değişmiyor. Çok hoş bir mevlit icrası dinledik. Gönlünüze sağlık. Sadece tek acizane hocalarımızın da malumu üzere geçkiler arasında birazcık daha yumuşak geçiş yaparsak böyle belirgin olmazsa daha estetik olacaktır kanaatindeyim. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Puanınız kaç olur hocam?
Ben de 88 puan veriyorum. 88 puan aldınız Asım Hoca'dan. Allah razı olsun. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Hayrını görün. Allah razı olsun. Ama toplamda nasıl bir puan almışız biz de onu görelim. Tabii ki. Hadi bakalım. Tabii ki. Evet, Yusuf Karakaş okuduğu Mevlid'le 355 puan alıyor. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Sesinize, sadanıza sağlık. Finalde bakalım seyircimiz ne kadar puan eklemiş. Onu da göreceğiz. İnşallah. Sonra dereceyi belirleyeceğiz. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sizleri uğurluyoruz. Alkışlarla. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Birinci yarışmacıyı geride bıraktık. Sırada ikinci Mevlid Han'ı davet etmeye geldi. Amasya'dan gelecek İsmail Çitir, Veladet Bahri okuyacak. İsmim İsmail, soy ismim Çıtır. Yarışmaya Amasya Göğünecek Maide Hatun Camii olarak katılıyorum. Aslında daha önceden TRT'nin, TRT1'in yapmış olduğu Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmalarına iki sefer katılmıştım. Tabii ki orada ilk olarak katıldığımda heyecanlıydım ama ikinci sefer katıldığımda heyecanımızı yendik. Ama inşallah burada da heyecanlı olmayız. Amine Hatun Muhammed Anesi, ol sadeften doğdu oldur danesi, çünkü Abdullah'dan oldun. Hamile o akdeşti hefte ve eyyam ile hem Muhammed gelmesi oldu yakin. Çok alametler belurdi gelmeden. Ol Rabi'ul evvel ayın nicesi, 12. Çıktı evimden nagehan, göklere dek nur ile doldu cihan. Gökler açıldı, fetholdu zulem. Üç melek gördüm elinde üç alem, biri meşrik, bir mağribde anın, bir damında dikildi Kabe'nin. Bildim anlardan kim ol halkın yeni, kim yakin oldu cihana gelmeyin. İndiler gökten melekler,
İsmail Çitir için seyirci oylamasına geçiyoruz. Seyirci oylamasını tamamladık. Yanımızda İsmail hocamız var. Hoş safa geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sesinize sağlık. Allah razı olsun. Nasıl, güzel terlettik mi sizi? Biraz hocam. Biraz terlettik. Heyecan var biraz. Heyecan da var. Hocam. Hoş safa geldiniz. Boş zamanlarınızda ilahi dinlermişsiniz. Evet hocam. Saz çalıyormuşsunuz, ritim tutuyormuşsunuz. Ritim saz, evet hocam. Ne kadar güzel. Neler çalıyorsunuz? Hangi ilahileri dinliyorsunuz? Hepsi de var hocam. Gül yüzünü, sevdim seni mağduruma. Evet. Farklı farklı ilahiler var, onları dinliyoruz. Bir kuple dinleyecek olsak sesiniz müsait mi? Olur hocam. Sevdim seni mağduruma, canan tamam. Diye sevdim. Tamam. Hadi bakalım dinleyelim. Sevdim seni ben mağduruma, canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana
hayran diye sevdim. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Ben teşekkür ederim. Notlarımın arasında, arkadaşlarımın bana ilettiği notlar arasında 6 ay kadar Allah rahmet eylesin İsmail Coşar'dan Mevlid ve Kaside eğitimi almışsınız. Evet, nasıl geçti periyot? İyiydi hocam. Çok kızıyor muydu? Yok hocam. Kızmıyor muydu? Yok İsmail hocam. Ara ara böyle sopa tık 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 yok muydu? Yok hocam. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Güzel bir eğitim olmuştur illaki. Evet hocam. Çok bahtiyar olmuşsunuzdur. Yani herkese nasip olmaz çünkü. Okuyamasak da onun kadar okumaya çalışıyoruz. Evet, hocam. Ne kadar güzel. Peki. Teşekkür ediyoruz. Yunus hocam sizinle başlayalım dilerseniz yorumlar için. Ben de zaten dedim adı İsmail. Hı hı. Olsa olsa bir İsmail'i taklit eder. Ama baştan sona taklitti. Öncelikle tebrik ediyorum. Tabii çok güzel bir ses. Yani bu sesle çok daha büyük işler yapılır. Taklit bir beceridir arkadaşlar. Yani hakikaten taklit bir beceridir. Çünkü her şeyimiz, hayatta başarı adına her şeyimiz taklitle başlıyor. Ama imanda bile taklit var değil mi? Ama taklidi imanda kalmamak büyüklerimizin, ulemamızın bize tavsiyesi. Tahkike ulaşmak esas. Dolayısıyla tabii baştan sona aşağı yukarı İsmail hocamızın, merhumun ruhu şad olsun, taklidi idi. Biraz da kendinizden bir şeyler katabilseydiniz çok daha hoş olacaktı. Bu arada tabii bayağı vezin hataları falan da oldu. Ben şimdi ayrıntısına girmeyeceğim. Mesela Amine her tarafında, Viradet Bahri'nin neresinde Amine geçerse, Amine değil, hepsi Amine'dir başta olduğu gibi. Onunla yetinmiş olayım. Puanımı da söyleyeyim, 89. 89 puan aldınız Yunus hocamızdan. Allah bereket versin. Eyvallah. Fatih hocam, sizinle devam edelim. Evet İsmail'cim, tebrik ediyorum. Amasyalı olduğu için İsmail'cim dedim yani. Her zaman Kastamonulu olmayacak değil mi? Bugün ara ara Amasya da gelecek yani, hocam. Güzel, genel itibariyle inan çoğu zaman İsmail Coşar hocam okuyor zannettim. Yunus abimin söyledikleri ne katılıyorum. Çok vezin hatam var. Keşke daha iyi dinleseydin İsmail hocamızı. Perdelerde hatalarım var. Keşke bir yarım perde düşük girmiş olsaydın. Daha sonra pesleşmeye başladın. Yani ortalara doğru meyan çıkacağın zaman rast beklerken uşak çıktın. Hiç önemli değil. Çok güzel. Coşar Hoca da onu yapardı. Ama bu aralarda ses kayıpları yaşadın yine. Sonda bayağı bir ses kaybı yaşadın. Yani Bahir'in sonunda şimdi karar perdesi bir ses süpürde akort veya yarım ses yukarıdan rediyez gibi geldi ama fa'larda rast yaptın. Yani o da geçki yapacağın geçki yerlerindeki ses perdelerini yine muhafaza edememenden dolayı diye düşünüyorum. Söyleyeceğim çok önemli bir şey daha var. Mısra sonlarında böyle işte Amine Hatun Muhammed Anesi Sih gibi bir farklı bir ses tonlarıyla bırakıyorsun. Yani sağlam bir ses tonunda zeminde bırakman gerekiyor. Dolayısıyla oradaki aldığın, kulağa verdiğin o yarım ses küçük koma bile seni birkaç mısra sonra farklı yerlere götürecektir. Mısraların sonuna dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Ama buna rağmen güzel bir mevlid dinledim. Ses olarak en azından. Benim puanım 90. 90 puan aldınız. Fatih hocamızdan kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Evet, kıymetli Amir hocam siz neler söylersiniz? Ben de İsmail Bey kardeşimi tebrik ediyorum. Çok tatlı bir sese sahip. Rabbül Alemin herkese böyle güzel ses nasip etmez. Ancak bu zemin, zaman, meyan, karar mefhumunu tatbik etmiyor arkadaşlar. Bir başlıyor, başladığı sesten aynı şekilde bitebiye gidiyor. Yani lezzetini vermesi gerekirken maalesef lezzetini alamadan o güzel ses okuyuşunu tamamlamış oluyor. Hatalar sona doğru var. Ama şeyde falan indiler gökten melekler saflarda falan şeye uydu, riayet etti, sisteme güzel oldu.
okuyucu biraz dengelenmesini, sistemli okumanı, bir başladığın zaman okuduğun gibi gitme, daha böyle sistemli, bir karar ver, birinci meyan yap. Tekrar karar ver, sonra ikinci meyan yap. Ve tekrar karar perdesinde işi bitir. Ben de 90 puan veriyorum. 90 puan aldım. Zamir hocamızdan kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Ve Asım hocam, sizinle devam edelim. İsmail hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel okudunuz. Çok güzel bir sesiniz var. Benim birkaç hususa dikkat çekmek istiyorum. Harfleri bazen yutuyoruz hocam. Yani bizim Mevlid'de asıl olan güfteyi ön plana çıkarmamız lazım. Beste ikinci planda olması lazım. Musiki bir araç ise buna dikkat etmemiz gerekiyor kanaatindeyim. Tabii İsmail Coşar hocamızı hissettik, duyduk ama tabii İsmail Coşar hocamızın gırtlak yapısıyla sizinki bir olmayabilir. Onun için bir icrayı taklit etmek istediğimiz zaman kendi sesimize göre şekillendirmemiz gerekiyor. Çünkü o İsmail Coşar yani. O orayı yapar ve sırıtmaz ama başka birisi onu taklit etmek istediği zaman kendi sesine göre şekillendirmesi gerekiyor. O anlamda birazcık daha dikkat eder ve başka üstadlarımızı da dinlersek ve harmanlarsak o zaman ben inanıyorum ki İsmail Çitir tavrı olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Benim puanım da 87. 87 puan aldınız. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Toplamda nasıl bir puan elde ettik? Matematiğiniz iyi midir? Yok hocam. Bizim matematikçi arkadaşlarımız var. Hep birlikte toplam puanı görelim. Evet, İsmail Çitir okuduğu mevlitte 356 puan alıyor. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Sesinize sağlık, sadanıza sağlık. Sizleri bu taraftan uğurluyoruz efendim. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. İkinci yarışmacımızı uğurladık. Sırada üçüncü yarışmacımız var. Niğde'den geliyor. Hüseyin Kara, Merhaba Bahri'ni okuyacak. İsmim Hüseyin Kara. Niğde'den katılıyorum yarışmaya. Niğde Merkez Ahmet Yesevi Camii görevlisiyim. Başkanlığımızın böyle bir organizasyonunda bulunmak, buraya katılmak bizler için onur verici. Rabbim muvaffak eylesin. Bunun yanında bu Mevlid-i Şerif'in yarışmasının ilk defa yapılıyor olması ve yerinin de Mevlid-i Şerif'in müellifi merhum Süleyman Çelebi Hazretlerinin memleketinde yapılıyor olması bu programa ayrı bir özellik, ayrı bir güzellik katmış. Burada olmak bizim için onur verici. Rabbim muvaffak eylesin. İnşallah başarırız. Heyecanımıza yenilmezsek inşallah buradan yarı final bileti mi diyelim, İnşallah onu alır gideriz inşallah. Yaradılmış cümle oldu şaduman, gam gidip bu alem yeniden buldu can. Cümle zerratı cihani düp nidam, çağrı şube de merhaba ey Ali Sultan
merhaba ey can irfan merhaba. Merhaba ey sırrı Furkan, merhaba. Merhaba derde derman, merhaba. Merhaba ey bülbül-i bağ-ı cemal, merhaba ey aşinayı Zülcelal, merhaba ey mahu hurşidi hüda, merhaba ey hakdan olmayan cüda, merhaba can baki merhaba. Merhaba uşşaka saki merhaba. Merhaba ey gurratul ayni halil, merhaba ey has mahbubi celil, çünkü nurun ruşen etti alemi, gül cemalin gülşen etti ya Habiballah, bize imdad kıl. Son nefes didarın ile şad kıl. Hüseyin Karay için seyirci oylamasına geçiyoruz. Müzik.
Seyirci oylamasını tamamladık. Yanımızda Hüseyin Kara var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Sesinize sağlık, sadağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Heyecan var mı? Heyecan çok hocam. Öyle mi? Yani ismimi belki unutacak seviyede o heyecan kadar. Var. Gerçekten. Evet. Hemen bir kalite kontrol. Evet, gayet heyecanlıyız. Evet. Güzel bir heyecan. Büyük üstadların, büyük ustaların önünde okumak Mevlid-i Şerif'i. Ne zamandır okuyorsunuz? Mevlid-i Şerif'i okumayı seviyor musunuz? Aslında bizim hikayemiz çocukluk dönemine dayanıyor. Köyde Ramazan ayında iftarları hızlıca eder. Üç arkadaştık aynı mahallede. Hangimiz camiye erken yetişirse mikrofonu hemen o alırdı. Hı hı. Sela arkasından ilahiler söylerdik ezan vaktine kadar. İmamdan önce, cami imamından önce gider, ilahiler söylerdik orada. Oralara dayanıyor. Mevlidi de yani mahallemizde, görevli olduğum cami mahallinde fırsat buldukça gidiyoruz. Ama çok böyle profesyonel olarak gitmiyoruz. Mümkün olduğunca icra etmeye çalışıyoruz ama eğitim almadık. Evet. Bir eğitimimiz yok. Ayrıca şunu da söylemeden geçmeyelim. Üstadların önünde bu Mevlid-i Şerif'i icra etmek bizim haddimize değil. Özür diliyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Bu da bizim için bir şereftir. Kusurumuz olduysa affedersiniz. Sürçülisan ettiysek özür dilerim. Üstadlar olduğu gibi arkasındakiler de kıymetli hocalarım. Onlar da yakinen tanıdığım yok ama ben Bursa'ya ilk defa geldim. Onlar da not veriyor yani. Evet. Evet. Şimdi hemen değerlendirmelere bakacağız. Bakalım kıymetli hocalarımız nasıl bir reçete yazacaklar. Yunus Hocam, sizinle başlayalım isterseniz. Şimdi tabii tebrik ediyorum öncelikle. Sizin memlekette Mevlid böyle mi okunuyor bilmiyorum ama günümüzde hayat alabildiğinde hızlanmışken Mevlid böyle ağır kalırsa çağın gerisinde kalmış olur. Ve dolayısıyla Mevlidleri böyle okursak biz camide veya Mevlid okuduğumuz ortamda insanları tutamayız. Sevgili Hüseyin Hocam, bir kere gaza biraz yüklenmemiz gerekiyor, onu ifade etmemiz lazım. Başarı dediğimiz şey, size tayin edilen zamanı iyi kullanmakla da alakalıdır. Biz sen bugüne kadar çok Mevlid'de okuduk televizyonlarda. Dediler ki şimdi 6 dakika. Ben 6,5 dakika hiç okumamışımdır 6 dakika denmişse. Onun için burada tabii süreye de pek riayet etmediniz. Neyse çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Puanım 75. 75 puan aldınız Yunus Hocamızdan. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Fatih Hocam, sizinle devam edelim. Evet, ben Hüseyin Hocam'ın cesaretinden dolayı kutluyorum. Güzel, ben Yunus abime katılıyorum. Mevlid biraz seri okunmalı. Mevlid konuşur gibi okunmalı. Karşı tarafa yani bir ölçü, bir mısralık yeri bir ey uzatarak gidersen karşıdaki, bırak gençleri, camideki insanlar bile ne dediğini anlamazlar. Merhaba ey bülbüli bağı cemal, yani biraz konuşur gibi okumanda fayda var. Dolayısıyla çok dinlemeni tavsiye ediyorum. Mutlaka bir bilen birisinden, eğer Mevlid okumayı seviyorsan, ki sevdiğini söyledin, buna saygı duyuyorum çocukluktan beri. İnşallah iyi yetişmiş bir hocamızdan ders alırsanız çok mutlu olurum. İnşallah bir günde başka bir yerde dinleriz. Benim puanım da Hüseyin Hocam'a 70. 70 puan aldınız Fatih Hocamızdan. Allah bereket versin diyelim. Amir Hocam, sizinle devam edelim. Evet, ben de Hüseyin Bey kardeşime teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın söyledikleri gibi çok uzatarak, mısra sonlarını haddinden fazla uzatarak cemaat de kalmaz Fatih kardeşimin dediği gibi, Yunus kardeşim dediği gibi. Kimse de şey yapmaz. Yani usandırır, bıktırır, uyku getirir bu şey. Aşağı yukarı 3 mevlid kadar mevlid, bir mevlid okundu. Yani 3 merhaba kadar bir
Merhaba. Gerek yok bunlara. Merhaba ey Ali Sultan, merhaba. Merhaba ey Kâni İrfan. Sakın uzatarak mevlid okumayın, ne olursunuz. Ses güzel. Siz çok güzelsiniz, gönlünüz güzel. Evet, okuyuşa güzel olsun. Teşekkür ediyorum. Ben 80 puan veriyorum. 80 puan aldınız Amir hocamızdan. Tebrik ediyoruz. Asım hocam, sizinle nihayet erdirelim. Hüseyin hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben sizin okuduğunuz tavırdan sanki böyle Doğu Anadolu'da ya da Güneydoğu'daki bir farklı mevlid tavrı hissettim. Ama Kur'an-ı Kerim'de farklı tavırlar olabilir ama Vesiletün Necat ve Mevlid-i Şerif'in tavrı çeşitlilik ve farklılık arz etmemeli kanaatindeyim. Onun için yıllardır birçok Mevlid Han üstadlarımızdan gelen bu geleneği devam ettirirken birazcık daha tavra dikkat etmeliyiz kanaatindeyim. Benim puanım da 70 puan. 70 puan aldınız Asım hocamızdan da. Bakalım toplamda nasıl bir puan elde ettik. Sonrasında seyirci puanımızı da ekleyeceğiz ve finalde onu öğreneceğiz. Ama bu okuduğunuz mevlidle jürimizden bakalım kaç puan aldık. Evet, Hüseyin Kara 295 puan alıyor. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz ve sizleri alkışlar eşliğinde uğurluyoruz efendim. Sağ olun. Evet, dördüncü yarışmacıya geçmeden önce tabii bugün çok kıymetli bir konuğumuz da var. Asım hocamız bizlerle birlikte. Asım hocaya şunu sormak istiyorum. Müzik eğitiminin kıymeti nedir değerli hocam? Onur Bey, çok teşekkür ediyorum. Tabii Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi'nde biz Türkiye'de ilk olan konservatuvar bünyesinde bir Türk Din Musikisi kürsüsü kurduk. Çok değerli hocalarımızla birlikte, çok değerli Fatih Koca hocamızın da çok büyük destekleri oldu kendisinden. Allah razı olsun diyorum. Bu vesileyle biz ilk defa dini musikimizi konservatuvar bünyesinde eğitim vererek devam ettirme gayretinde olduk. Bunu devam ettiriyoruz. Hem Mevlid-i Şerif'i, hem ezan, hem sala, hem Kur'an-ı Kerim kıraatini, hem cami musiki formlarının birçoğunu burada öğretmeye, icra etmeye gayret ediyoruz. Çok değerli din görevlilerimiz de geliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığımızla beraber de bir protokol imzalandı. Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi'ne din görevlilerimiz de geliyor. Ve biz bunu rahle-i tedris eğitimini sıra masa eğitimine çevirmeye gayret ettik. Tabii meşkin tadını vermese de bir eğitim veriyoruz. Ve bu şekilde öğrencilerimizi yetiştirmeye de gayret ediyoruz. Birkaç numune bu arada, mi? Bu arada bir şey söyleyeyim. Şimdi Asım Hoca tabii bugün yine Bursa'da ama geçen haftalarda da Bursa'daydı. Çok önemli bir icrada bulundu. Hani biz diyoruz ya Mevlid birçok dilde yazıldı diye. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i. Tatarcası var, Romencesi var, Boşnakçası var, Türkçesi var, Arapçası var. Şimdi geçen haftalardaki sempozyumda Asım Hoca Arapça, Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini Arapçaya çevrilmiş, o haliyle okumuştu. Geçen hafta mı? Geçen haftaydı zannedersin. İki hafta önce. Çok taze yani. Evet. Yani bir dinlemek isteriz kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'inin Vesiletün Necat'ın ne kadar gönül coğrafyamızda kabul gördüğünün bir ispatıdır aslında bu Arapça Mevlid. Hüseyin Mucib el-Mısri bir Arap. Aynı kalıpta Amir Hocam, remel kalıbıyla, aruz vezninde failatun, failatun, failun aynı şekilde tercüme etmiş. Biz de bunu çok değerli hocalarımız araştırdılar, buldular. Ondan şöyle kısa bir şey, çünkü çok uzun, vaktinizi de almayayım, okumaya gayret edelim. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. İnne zikrallahi hatmun evvela ma li'abdin zikruhu en yufela. İsmi Rabbul Alemin in zekerten yesserallahu asiran in sanaten
اِنْ يَكُنْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ فِي الْبِدَايَةِ لَنْ يَشِينَ النَّقْصَ مِنْهُ فِي النِّهَايَةِ اسْمُهُ اِمَّا جَرَى دَوْمًا بِفَمْ كُلُّ اَمْرٍ بِاسْمِهِ لَا رَيْبَةً وبعشق في لسان إن تردت كالهشيم الذنب في ريح تبدت ربنا القدوس والله السلام خالق باق وحي لا ينام ذاته ذات تعالت عن زوال عن شبيه نزهت أو عن مثال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Ne kadar kıymetli, ne kadar güzel bir eser değil mi? Vesiletün Necat, hakikaten öyle. Arapçaya çevrilirken de aslı bozulmamış değil mi? Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Yüreğinize sağlık. Evet, şimdi ise dördüncü yarışmacımızı çağıracağız. Elazığ'dan Muhammed Kutay, Miraç Bir Bahri'ni okuyacak. Mehmet Kutay, Elazığlıyım, Elazığ doğumluyum. 2013 yılında Elazığ'da göreve başladım. 10 senedir yaklaşık görevdeyim. Hafızım, evli iki çocuk babasıyım. Bundan evvel de yetenek programları falan oluyordu. O zamanlar biz kendi aramızda falan, arkadaşlarla falan hep böyle tartışırdık. Ya niye böyle bir Kur'an-ı Kerim, ezan okuma yarışmaları olmuyor da başvuralım, gidelim, kendimizi gösterelim diye düşünürdük hep. Ve sağ olsunlar bunu düşündüler, yaptılar. Bundan önceki Kur'an-ı Kerim olsun, ezan yarışmaları olsun hepsine de başvurularımı yaptım. Nasip Mevlid yarışmasınaymış. Bakalım. Söyleşürken Cebrail ile kelam geldi ref ref önüne verdi selam aldı ol şahı cihanı ol zaman den götürdü ve gitti hemen bir feza oldu o demde ruhuma ne mekan var anda ne arzu sema kim ne halidir ne mali olma hal aklu fikretmez o hali fehmu hal ref'olup ol şaha yetmiş bin hicab
nuri tevhid açtı vecihinden nikab. Her birisinden geçerken ilerir emrun şeş cihetten ol münezzeh Zülcelal bi kemü keyf ana gösterdi cemal zaten ol sultan-ı mezal besar eylemişti Hakk'a tahsisi nazar aşikâre gördü Rabbul İzzeti ahirette öyle görür ümmeti bi hurufu lafzu saft ol padişah Mustafa gel Habibim sana aşık olmuşam cümle halkı sana bende kılmışam ne muradın var ise idem reva eyleyim bir derde bin türlü deva Mustafa dedi ya Rabbi Rahim ey hata puşu atası çok kerim ol zayıf ümmetlerin hanin ola hazretine nice anlar yol bula gece gündüz işleri isyan kamu korkarım ki yerleri ola tamu. Ya ilahi hazretinden hacetim bu durur kim ola makbul ümmetim. Muhammed Kutay için seyirci oylamasına geçiyoruz. Evet, seyirci oylamasını geride bıraktık. Yanımızda Hafız Muhammed Kutay var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yaşında hafız olduk? 20'ye doğru, 19-20 yaşlarında. Yani. 19-20 evet, biraz yaş. Biraz da geç olmuş. Evet, alışkın değiliz. Genelde ya, biraz daha ufak aslında yaşlarda. Aslında bizim dönemimizde ilkokul 8'i bitirdikten sonra başlama zorunlu olduğu için evet. O yüzden biraz yaş ilerlemiş oldu. Küçük yaşlarda musikiye karşı bir ilginiz, alakanız varmış. Evet, yani küçük yaşlardan beri vardı. Özellikle Mevlid-i Şerif konusunda da 12-13 yaşlarında ablamın
telkinleriyle. Öyle küçük mi? Küçük hediyeler karşılığında bana ezberletmeye çalışırdı. Çok mu seviyordu ablanız? O yüzden mi telkinde bulunuyordu? İlla ki evet, yani sevdiği için bana da öğretmeye çalışıyordu. Öyle bir anım var küçüklükten. Sesinize sağlık, sadanıza sağlık. Ederim. Yorumları merak Allah ediyoruz. Razı olsun. Kıymetli Amir Hocam, sizinle başlayalım. Değerli Muhammed Hocamızı yorumlamak için. Teşekkür ediyoruz sevgili Muhammed Bey kardeşimize. Elazığ'ımız, musikimizin gerçek ana illerinden biridir. Bursa'mız ve Amasya'nın olduğu gibi, yani Kastamonu'yu unutmuyorum, haberin olsun yani. Evet, değil mi? Evet, ses güzel. Efendim, bir tahammül var Muhammed Bey kardeşim. Tevhid Bahri, yani Allah adım Bahri sabah makamında okunuyor. Ve güzel bir sabah makamında Tevhid Bahri'ni okuyan bir kardeşimiz oldu bugün. Veladet Bahri Ras makamında. Onu da Ras makamında güzel bir geliş yapan kardeşimiz oldu. Merhaba Bahri Uşak makamında. Bu, yani böyle tahammül olarak böyle alışa gelmiş. Ve böyle okunması da bir manası, anlamı var aslında. Kendiliğinden bu şekilde okunuyor değil. Miraç Bahri de Hüzzam makamında okuna gelmiş. Ben ikaz ettim sana. Fakat sen Hicaz makamına girdin. Güzel Hicaz makamının aslında şeylerini de yaptın yani. Güzel oldu. Son Bahir'de ya Hicazi Cazkar, Kürdü Cazkar makamlarında okuyucunun liyakatine göre okunur. Bunlara riayet etmek çok güzeldir. Yani fazla bir şeyin olmamasına rağmen, kusurun olmamasına rağmen bu gibi okuşlara riayet etmeni ben özellikle öneriyorum. Benim sınav puanım 85. 85 puan aldınız Amir Hocamızdan, kutluyoruz. Değerli Asım Hocam, sizin notlarınızda neler var? Evet, Muhammed Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sesiniz, tavrınız çok güzel ama hocamın bahsettiği hususa tabii dikkat etmek lazım. Bir tertip var, yıllardır, yüzyıllardır devam ede gelen, ona dikkat etmemiz lazım. Benim sadece bir tavsiyem, ağzınız çok kapalı. Yani güzel bir sesiniz var, birazcık daha onu açsak hem volüm açısından hem dolgunluk açısından daha hoş olacak. Bunun dışında çok teşekkür ediyorum. Güzeldi. Ben 89 puan veriyorum. 89 puan aldınız. Kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Ve Fatih Hocam sizinle devam edelim. Evet, ben de Amir Hocam'ın dediklerine katılıyorum. Aynen ben de Asım Hoca gibi diyecektim. Yani ağzını açmadan böyle kapalı bir şekilde okuyorsun. Onu tavsiye edecektim sadece. Ama yani hocamın ta ilk başta söylediği bir şey vardı. Bir sistem var değil mi? Yani zemin, zaman, meyan, karar. Biraz yaptın, biraz bazı yerlerde gitti, Hicaz yaptın, sonra Hüzzam nameleri aklına geldi. Ama bana Eviç gibi geldi o tabii. Yani yerinde Hicaz yaptığı için bana Eviç gibi, o Eviç nameleri geldi. Evet, yani puanların kırıldı bende. 82 puan veriyorum. 82 puan aldınız, evet. Fatih Hocamızdan. Son olarak Yunus Hocamızı dinleyelim. Sevgili arkadaşlar, bu gerek yarışmaya katılan arkadaşlar ve gerekse Mevlid-i Şerif'e gönül vermiş, Efendimiz'e muhabbetini Mevlid ile izhar etme çabası içerisinde olan genç kardeşlerime ısrarla tavsiyem, kadim bu işin üstadlarını bol bol dinlemeleri. Yani öyle bir dinleyeceksiniz ki, o dinlediğiniz şeyler sizin için artık ezber olacak. Ve onların birikimiyle kendiniz bir icra ortaya koyacaksınız. Eğer mümkünse ilaveten bir de meşk yaparsanız, çeşitli makamlarda ilahiler, hatta Türk musikisinden eserler dinleyip veya icra ederek meşk ederseniz bu konuda hiçbir problem kalmaz diye düşünüyorum. Ses çok müsait buna. Amir Hocam'ın ifade buyurdukları gibi Anadolu'nun musiki kokan yörelerinden birisidir Elazığ. O fırsatı da değerlendirin. Öyle zannediyorum. Üstadlar da hala vardır orada, işte sıra geceleri vesaireler. Hepsi bir musiki şeysi. Sonuçta biz bir musiki eseri icra ediyoruz. Dolayısıyla sizin türküden alacaklarınız vardır. Şarkıdan alacaklarınız vardır. Kuşun ötüşünden alacaklarınız vardır. Eğer onu icra etmesini, hamur gibi yoğurmasını bilirseniz. Allah muvaffak eylesin.
Daha yaşınız çok müsait. Başarılı olacağınıza inanıyorum ben. Puanım 87. 87 puan aldınız Yunus hocamızdan. Çok da güzel bir reçete oldu. Güzel de tavsiyeler aldık. Kuştan bile istifade edeceğiz. Çok latifti. Genelde toplamda ne kadar bir puan aldık onu görelim şimdi. Evet, Muhammed Kutay 343 puan alıyor. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz ve alkışlar eşliğinde sizleri uğurluyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Dördüncü yarışmacıyı geride bıraktığımıza göre artık günün son yarışmacısını, son Mevlid Han'ını davet edebiliriz. İzmir'den gelecek Ahmet Akif Deliktaş, Miraç 2, Münacat Bahri'ni okuyacak. İsmim Ahmet Akif Deliktaş. İzmir'de İmam Hatip olarak görev yapmaktayken şu anda hali hazırda Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu dini musiki kursunda eğitim görmekteyim Ankara'da. İmamet aslında tam olarak bugün burada bulunma sebebimiz. Bizi bu güzel Bursa'ya getiren Süleyman Çelebi Hazretleri'nin manevi huzurunda toplayan şeydir. Bugün hepimiz peygamber aşkıyla, Resulullah sevgisiyle buraya onun adını zikretmek, dolayısıyla imamet vazifesini yapmak üzere yollara revan olduk ve geldik. Bugün de inşallah burada yine imametimizi yapacağız. Yarışmaya katılma nedenim, İmam Hatip olan babamın beni küçük yaştan itibaren, 5-6 yaşından itibaren Mevlid cemiyetlerine dahil etmesiydi. 7 yaşında İlk ilahimizi Mevlid-i Şerif'te okuduk. 9 yaşında da vezinleri babamın öğretmesiyle birlikte Tevhid Bahri'ni ezberleyerek ilk Mevlid'imizi okumuş olduk. Bugün de inşallah hala okumaya devam ediyoruz. Hak Teala'dan erişti bir nida. Ya Muhammed, ben sana kıldım ata. Ümmetini sana verdim ey Habib, cennetimi anlara kıldım nasip. Ya Habibim, nedir o, kim diledin? Bir avuç toprağa minnet eyledin. Ben sana aşık olunca ey şerif, senin olmaz mı dualem ey latif? Zatıma mirat edindim zatını, bile yazdım adın ile adım. Hem dedi kim ya Muhammed, ben seni bilirem, görmeye doymazsın beni. Sen kimi raceyle yübettin?
hikmetin miracını kıldım namaz. Her ne vaki oldu ise sertesen cümlesine ashabına verdi haber. Ümmetin olduğumuz devlet yeter. Hizmetin kıldığımız izzet yeter. Ya ilahi ol Muhammed hakkı için, ol şefaat kan Ahmed hakkı için, göz yaşı hakkı için aşıkların bağır başı hak için sadıkların. Ya ilahi sakla kıl imanımız, verelim iman ile sana layık kullar ile hem demet ehli derdin sohbetine mahrem et, hem Süleyman fakire rahmet et, yoldaşın iman et. Ya ilahi kılma bizi dalin. Bu duaya cümlenizde inamin. Ümmetinde Ahmet Akif Deliktaş için seyirci oylamasına geçiyoruz. Evet, seyirci oyunlamasını tamamladık. Yanımızda Ahmet Akif hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keyfiniz yerinde inşallah. Elhamdülillah. Sesinize, sadanıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl yorumluyorsunuz kendi performansınızı? Elbette heyecan faktörü her zaman değerli hocalarımızın önünde daha da artmıştır. Evet. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettik.
Kusurlarımız affola. Eyvallah. Röportajda da imamet nedir diye sordu bizim arkadaşlarımız. İmamet burada olmaktır, bizim vazifemiz burada olmaktır demişsiniz. Evet. Bir din görevlisi olmak nasıl bir duygu, nasıl bir his? Onu şöyle yorumlamıştık. İmamet nedir diye hocamız sorduğu vakit, imamet aslında burada olma sebebimiz, bizi buraya getiren, Bursa'nın manevi ikliminde buluşturan, bundan 600 sene evvel yaklaşık Süleyman Çelebi Hazretleri'nin yazıp terennüm ettiği bu güzel eserleri, vahirleri peygamber aşkı ile asırlar sonra burada okumaktır bence imamet. Ne kadar güzel. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Hemen yorumlara geçelim. Fatih Hocam sizinle başlayalım. Evet, tebrik ediyorum Ahmet Akif kardeşimi. Çok güzel bir sesi var. Ama bir iki şeyler karaladım. Onları söyleyeyim. Mutlaka bir şeyler söyleyeceğim ya, söyleyeyim. Geçkilerim bir defa çok güzeldi. Gerçekten ustaca, ne yaptığını bilen bir yarışmacı karşımızdaydı. Ve bize onu hissettirdin. Ben onu hissettim. Yani ne yaptığını biliyorsun, hangi perdede gittiğini biliyorsun. Burada şu makama geçeceğim. Burada bunu yapacağım. Birkaç tane ses kaybın oldu, farkındasın. O ses kayıpları da çok da fazla bizde artık şey yapmadı. Yani o güzelliği görünce önemli değil. Belki söyleyebileceğim bir şey var. Hani bizim eski tavırda goygoyculuk diye bir tabir vardır. Yani böyle ağızda eğerek okumaya eski hafız, özellikle o eski dergilerde yazar o hafızların ve o tarz hafızların varlığından da bahsedilir. Sanki biraz oraya doğru kayma hissettim, bunu bırak. Hemen şimdiden bırak. Çünkü ilerideki kariyerin daha güzel bir mevlütan olarak karşımıza çıktığın zaman, şimdi de çıktım da gerçi, o ağız yapısını biraz daha düzelterek okursan çok mutlu olurum. Puanım benim bugünün en yüksek puanı 94 puan. 94 puan aldınız Fatih Hocamızdan. Amir Hocam sizinle devam edelim. Evet, ben teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Fazla söylenecek bir söz yok. Çünkü okuyuş güzel, tavır güzel, ses güzel. Ancak vezin hataları var. Onları da kendisinin gayet rahatlıkla düzeltebileceği kanaatindeyim. Bu remel dediğimiz vezne eğer riayet ederse failatun failatun failun, kendisi bulacaktır o hataları. Ve muhakkak ara ve bul. Kimseye sormana gerek de yok. Şayet içinden çıkamadıysan, bazı yerlerde ulamalı şeyler vardır, imaleleri vesaire de, oralardan sorabilirsin ama kendin bul. Ve güzel bir okuyuşa sahipsin, güzel lazım olacaksın. O bakımdan benim puanımı da benden mi duydun, puanımı gördün? Evet, 94 puan. 94 puan. Kutluyoruz. Allah bereket versin. Yunus Hocam sizinle devam edelim. Hasreten tebrik ediyorum. Benim tarzıma en yakın okuyuşlardan birisi. Böyle makam geçkileri böyle adeta tereyağından kıl çeker gibi çok rahat bir şekilde. Yani hani tam otomatik araçların vites geçişi hissedilmez ya. Evet. Onu ifade etmek istiyorum. Bu çok tabii ustalık isteyen bir şey. Miraç Bahri'nden sonra münacaata geçince biraz bocalamalar oldu. Biraz istikrarsızlıklar oldu. Onun kendisi farkında. Bu arada Amir Hocam'ın ustaca ifade buyurduğu gibi vezin hataları oldu. Ben bir iki örnekleyeceğim onları. Dinleyici arkadaşlarımıza da misal olsun diye. Senin olmaz mı du alem. Oradaki mı'yı uzatmamız lazım. Yani senin olmaz mı du alem ey latif. Yani failatun, failatun, fail. Baştan sona bu. Zatıma mirat dedin orada. Mirat, ayna. Yani seni kendime ayna kıldım diyor Cenab-ı Peygamber'e, Cenab-ı Hak.
zatıma mirat edindim zatını. Tabii manayı da biraz öğrenmelerini tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Siz de başta olmak üzere. Bilirim görmeye doymazsın beni. Görmeye. Yani vezin bunu gerektiriyor. Evet, bilirim, bilirim. Neyse efendim. Ya ilahi kılma bizi. Orası da böyle bir mihenk taşı gibidir adeta. Yani bir veladette mesela amine dediğimi biz birbirimize bakıyoruz. Baştan hatayı yaptı diye. Burada aynı şekilde münacatın önemli yerlerinden birisidir. Efendim bir gün bu toplumun karşısına çok başarılı ve hakkını veren bir Mevlid Han olarak çıkacağınıza biz inanıyoruz. Ama tabii biraz emek verirseniz, şöyle söyleyeyim, bu işe emek verirseniz piyasadaki birçok kişi gibi okumazsınız. Evet, evet. Güzel yorumlar geldi. Puanınız Puanımı da söyleyeyim, 95. 95 puan aldınız Yunus Hocamızdan. Evet, Asım Hocam sizi de dinleyelim. Ahmet Hocam çok teşekkür ediyorum. Yunus Hocam bir önceki yarışmacıda bir uyarı yapmıştı. Çok dinlemelisiniz diye. Siz çok dinlemişsiniz. Çünkü Mevlid kitaptan öğrenilmez. Dinleyerek öğrenilir. Siz onu çok yapmışsınız ve kulağınız bir kaliteye ulaşmış. Dinleme kalitesine, zevkine ulaşmış. Bu çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Tabii aranızda en genç ve bu yolun başında bir öğrenciniz olarak hocam, gencin gence birazcık daha... Ben kendimi zannediyordum ama... 96 puan vermek istiyorum. 96 puan aldınız Asım Hoca'dan. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Bakalım toplamda nasıl bir puan elde ettik. Evet, Ahmet Akif Deliktaş jürimizden 379 puan aldı. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Sesinize sağlık. Sizi uğurlamıyoruz, biraz daha misafir edeceğiz. Niçin? Bugünün finali için diğer yarışmacı arkadaşlarımızı davet ediyorum. Buyursunlar. Evet sevgili seyirciler, Mevlid-i Şerif'i Güzel Okuma Yarışması'nın 8. bölümünün finalinde sizlerle birlikteyiz. Yanımızda değerli Mevlid Hanlarımız var. Her birinizin ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık, sadasına sağlık diyelim. Ve ilk olarak 5. olan yarışmacıyla başlayalım. Sonra bir bir yukarıya doğru ilerleyelim. 5. olan yarışmacımız... Değerli seyircilerimizden 74 puan almışlar. Kıymetli jürimizin puanını eklediğimizde toplamda 369 puan elde etmiş ve günün 5.'si olan yarışmacı Hüseyin Kara. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık, sadanıza sağlık. Sizi tanıdığımız için çok mutlu olduk. Sizleri uğurluyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Evet. 4. olan yarışmacımız, çok kıymetli seyircimizden toplamda 88 puan almış. Değerli jürimizin puanını ekledikten sonra toplam puanı 431 olmuş ve bu puanla günün 4. ismi Muhammed Kutay. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz kıymetli hafızımız. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sizleri uğurluyoruz efendim, sağ olun. Evet, 3 yarışmacı kaldı. Dilerseniz 3. olan yarışmacıyı zikredelim. 82 puan almış kıymetli seyircimizden. Değerli jürimizin puanını ekledikten sonra elde ettiğimiz puan 437. Ve bu puanla günün 3. olan Mevlid Hanı Yusuf Karakaş. Ağzınıza sağlık efendim. Bolu'ya selamlar, hürmetler. Sizleri de uğurluyoruz. Sevgi ve selamlar. Bizlere ilgilendiğiniz için ayrıyeten sayın hocalarıma ve sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Oraya geldiğinizde bir açık kapınız olduğunu unutmayın. Eyvallah. Ağzınıza, sesinize sağlık. Sizi tanıdığımız için çok mutlu olduk. Alkışlar eşliğinde kıymetli üçüncümüzü uğurluyoruz. Sağ olun. İki kişi kaldık. Heyecan giderek arttı. İkisi de tıpkı diğer yarışmacılar olduğu gibi gerçekten ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiler ve Türkiye'de yeni Mevlid Hanların doğması için büyük bir adım attılar. Öncelikli olarak günün 1.'sini zikredeceğim. Sonrasında 2. olan yarışmacımızın da puanlarını sizlerle paylaşacağım. Günün 1.'si seyircimizden rekor bir puan almış. 94 puan. Üzerine kıymetli jürimizin puanını ekledikten sonra elde edilen puan 473 puan.
Evet. 8. bölümün 1. yarışmacısı Ahmet Akif Deliktaş. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz efendim sizleri de. Ve tabii ikinci olan yarışmacımız seyircimizden 84 puan aldılar. Toplamda 440 puanla İsmail Çitir oluyor. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok memnun olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de uğurluyoruz efendim. Sağ olun. Evet, günün birincisi, bugünün son yarışmacısıydı aslında. Sizin duygu ve düşüncelerinizi alalım efendim. Buyurun. Neler hissediyorsunuz? Öncelikle kıymetli hocalarımızın değerli yorumları bizler için çok önemli. Onlardan burada aslında bir nevi de ders almış oluyoruz. Bizim için çok büyük katkıdır, kazanımdır bunlar. Bir geliş amacımız da zaten üstad hocalarımızın yorumlarını, bizler hakkındaki eksiklerimizi söylemesiydi. Elhamdülillah bugün o amaç da hasıl olmuş oldu. Çok teşekkür ediyorum. Mensubu olmakla gurur duyduğum Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir ilki gerçekleştirerek böylesine güzel bir organizasyon yapması bizleri çok mutlu etti. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar eşliğinde uğurluyoruz kıymetli Mevlüt Hanım'ızı. Yarı finalde görüşeceğiz. İnşallah. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik programımızın sonuna. Katılımlarıyla, yorumlarıyla programımızı şereflendiren Asım Akkuş hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben de sizlere ve çok değerli hocalarımıza. Allah razı olsun. Sağ evet, olun. Tekrardan çok teşekkür ettik ve değerli jüri üyemize de çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programda o kıymetli yorumları, değerli reçeteleri için. Sevgili izleyenler, bugünkü bölümün nihayetine erdik. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun.